Nasıl, iyi misin? Geçmiş olsun. Gel bakalım, gel, gel dediye gel. Aferin sana. Aferin sana. Çok tatlı çay kesti biraz dedi. Tabii şeye de teşekkür ederim. Eyvallah. Ben belediyenin avukatıyım, tamamla belediye. Öyle mi? Evet başkanım. İlk 5 gün kendi imkanlarımızla yaralarımızı sarmaya, deprem göçük altında kalan yakınlarımızı çıkarmaya çalıştık. Evet. İlk 5 gün devlet adına hiçbir çalışma yoktu. Kendi imkanlarımızla, kendi bireysel ve belediyemiz imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştık. Sonraki ikinci hafta yeni AFAD gelmeye başladı. AFAD'a yoktu çalışmalarla. Zaten iş işten geçmişti. Devlet yoktu Sayın Genel Başkanım. Su yoktu, elektrik yoktu, yakıt yoktu, biz motorlu arabalarda kaldık. Arabalarda kaldık. Ve son ilk hafta yağma olayları o kadar şiddetlendi ki artık biz soğukta kalmayı göze aldık, dışarıda kalmayı göze aldık ama artık can güvenliğimizin olmadığını görünce de ilçeden çıkmak zorunda kaldık. Güvenli bir yere, ailemizi ve çocukları güvenli bir yere yerleştirmek maksadıyla yer arayışına koyulduk. Ankara'ya geldik ilk. Sağ olsun Vedat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi buraya açtı. Yeni Mahalle Belediye Başkanı'na da çok teşekkür ediyoruz. Onların aracılığıyla bu eve yerleşebiliriz. Biz de başkanım ilk fırsatta, yeni burada bıraktıktan sonra oradaki çalışmalara aldığı yerden devam edeceğiz. Ama inşallah sizin Cumhurbaşkanlığımız döneminde şu yaşanan olayların bir daha hiçbir şekilde yaşanmayacağını da ümit ediyoruz. İnanıyoruz buna. Genel Başkanım. Biz bu süreçte devletin milletlerine kadar uzak olduğunu, insanlarına kadar fırtına dönmüş olduğunu gördük. İnşallah CHP iktidarımıza bu sürecin tam tefsir edileceğini inanıyorum. İnşallah Sayın Genel Başkanım sizin Cumhurbaşkanlığı döneminde imar planı, imar mevzuatının tamamını gözden geçirmek. İmar planlarının tamamının gözden geçirmesini temenni ediyorum. Çok büyük bir ilişki yıkım yaşadık. Ailemizi kaybettik. Şehidimiz yok oldu. Orada artık yaşamı tekrardan sürdürebileceğimiz, tekrardan eski yaşantımıza dönebileceğimiz ne yazık ki şu anda bir insanımızın inanmıyorum ben. Ama her bir değil, sizin desteklerinizle bunu aşacağımıza inanıyoruz. Ve şundan çok mutluyum ben yavaşım. Orada devlet yok. Ama CHP'li belediyeler var. Çok gururluyum, çok mutluyum. İlk etapta tabii bireysel kişi, Allah razı olsun, her vatandaşımızdan, her milletlerden, herkes elinden geleni yapmaya başlıyor, yapıyor da. Ama ben kurumsal olarak şunu gördüm ve çok gururluyum. İlk günlerde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye'mizin, Adana Büyükşehir Belediye'mizin, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin, Ankara Büyükşehir Belediye'mizin ilk günlerdeki katkılarını, çabalarını gördüğümüzde bize anadolmadığımız için. Bu moralde bu noktada sonra bir tek kendi ilk anlamda ilçe belediyesi olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama buna rağmen ilçemizde sadece sanatlarla 240 tane cenazeyi görüyoruz. Kadıköy kurtarma ekibi, damat kurtarma ekibi gelmişti. Onlar da anlatırken ağlıyorlar. Anlatırken. Bunlar depremde dediğim sadece onları kurtarıyor. Felaketleri hep konuştuk. Hangi bölümde okuyorsunuz? Ama kendi başımıza geleceğini kimse hesaplamıyordu. Devlet hep önlemler alınması gerektiğini bahsedildi. Uyarılarda bulundu ama tamamen hazırlıksız yapıyorum. Şeyi hep merak ettim. Neden ordu, neden silahlı kuvvetleri, neden soluk güçleri, afet bölgeleri, neden hükümetler? 8 saatten sonra ilk müdahale geldi başkanım. Evet. O da İskenderun'dan başladılar. İşte Sarıhan'dan başladılar. Bir de bizi geçtik. Yani pazar sabahı oluyor. Perşembeden sonra ancak atmaya başladı. Şu aşamada bile hala çadırlar ulaşmadı. Jeneratörler ulaşmadı. Köyler çok kötü durumda. Hala seradan ulaşmadı.
Hadi bakalım. Sayın Başkanım, tarafından da çok memnun ettiniz bizi.